Spor gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Hayli yoğun bir gündem. Şimdi Fenerbahçe'ye bir geçmemiz lazım. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu tabii ki Ozan Zeybek. Sakatların ne zaman döneceği. Bekao daha uzun süre yok. Cikun'un ve Fred'in e, iyileştiği ama bu maçta Fatih Karagümrük maçında oynamayacağı şeklinde haberler Senin var. Bununla ilgili veteran var mı? Bununla ilgili o bununla ilgili konu konuşacağız, konuşacağız. Evet. Anladım. veteran varsa ikinci onu ver diyecektim. Neden bunda şey yapmak istedim? Haber niteliği varsa onun üzerinden konuşalım diye. Çünkü kimsede net bir bilgi yok. Evet. Fenerbahçe kulübü dışarıya bilgi vermemek, hiçbir konuda paylaşmamakla ilgili sakatlık için anlatmıyorum. Transfer politikası olur veya içeride yaşanan çok önemli bir şey yapmış gibi düşünüyorlar. Sanki NASA'yı yönetiyorlar. Anlatabildim mi? hani dışarıya sakın bilgi çıkmasın. Aman kimse bir şey bilmesin. Yani çıkıp da şurada e, kısa bir açık açıklamayla herkesin merakında şu anda Ciku ne zaman geliyor, Beka ne zaman geliyor, Fred ne zaman geliyor? Çünkü büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe varken gelen kayıplar sonucunda puan kaybı veya maç kaybı anlamında herkes denge bozuldu dedi. Bu oyuncular mutlaka Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı diye düşünüldü. Şimdi herkes Galatasaray'da Icardi'ye bel bağlıyor. Hadi bakalım Torreira'sız oynasın Icardi göreyim. Geçen sezonun ilk yarısındaki Mertens, ikinci yarıda işe e, hakimiyete geçen Torreira'sı var. Kerem siz oynasın göreyim. Yıldızları biz çok severiz. Popüler özellikle golcüyse çok severiz. Ama ben Fenerbahçe'de Ceko'suz Fenerbahçe gol atar diyorum. Tadiçsiz iş yapar diyorum. Ama savunmada bakın. Bilmiyorum ha. Şöyle iki iki göstereyim de. Ee, savunmada benim gözümde Beka Ciko Ciku yoksa. Önde de İsmail. Fret yoksa Fenerbahçe'nin her maçta azap çekme ihtimali var. Hmm. Bakın bir daha söylüyorum. Fer kaleciyi değiştirebilirsin. Livakovic'in yerine İrfan Can oynayabilir. Sağ bek, sol bek Ferdi'di, Ostarboly'di, ee, O'Say Samuel'di. Osay. Üçün hangisini tercih edersen tercih et. Benim için bir şey fark etmez. Ferdi çok önemli bir oyuncu olmasına rağmen söylüyorum. Kanatlarda İrfan Can'dı, Cengiz'di, Emre Mor'du. Diğer tarafta Tadiş'ti. Kentli. Kent diye. Böyle bir şey yap ama bu dördünü aynı anda oynatamıyorsan Fenerbahçe'nin işi zordur. Fenerbahçe kazanamaz demiyorum. Zorluk çekerek çok terleyerek kazanır. Ee, orta sahaya baktığımda da İsmail, Fred önlerinde de Simanski. Bu üçlünün dışında bak bu üçlüden birini çıkardığın anda buradan İsmail'i çıkar iş sacaya. Sacaya deriz buna böyle hemen iş değişebilir. Buradan bu üçlünün dışında başka birine getir. Sen kimi getirirsin? Crespo'yu getirdin diyelim. Kimi getirdin? Zayisi getirdin. Bunların sağlayacağı performansı hiçbir orta sahada Fenerbahçe'deki kadroda da hiçbiri sağlayamaz. E ne oldu şimdi? Fenerbahçe bunlarla büyük başarı elde ederken ee, muhteşem oynuyor gibi görünürken oynuyordu yani muhteşem oynuyordu. Göze hoş gelen futbol oynuyordu. Kazanıyordu. Zevk veriyordu. Rakipleri ürkütüyordu ama bunlardan bir tanesi iki tanesi eksilmeye başlayınca işler değişti. Baktığımızda talihsizlik yaşıyor Fenerbahçe. Serdar Aziz dedik sakatlandı. Cik, ciku, ciku dedik. Beka dedik sakatlandı. Bu sakatlıkların üzerine toparlamak zor oldu. Emanetçiyle yani mevkisinin adam olmayan o da, oyuncuyla oynamak çok zor oluyor. Samet de beni böyle futbol severlere açılık anlamında değil oyun anlamında kandırdı. Milli maçta ilk oynadığı milli maçta ee, İtalyan teknik adam geldiğinde. Hırvatistan maçı. Çok net. Hırvatistan Muhteşem oynadı. Hemen Fenerbahçe'de zaten mecburen forma şansı buldu. Yani milli takım performansıyla değil adam yokluğunda forma şansı buldu. Asist yaptı rakibe. Gol attırdı. İşte son maçlarda da izlediğimizde milli takımda da izledik. Bence yeri gelmişken söyleyeyim. Samet milli takımda yani çaresizlikten oynayabilir. Başkaları yoksa oynayabilir. Bu saatten sonra forma şansı bulabileceğini de düşünmüyorum. Son milli maça baktığımızda iki tane net penaltı yaptı. Biz yıllarca hakemlerden yurt dışındaki maçlarda yakası evet. ettik. Hep neredeyse beddualar ettik. Türkiye'nin hakkını yiyorlar, şey yapıyorlar diye. Bu maçta verse bizim penaltı, biz penaltıdan gol attık. Adamların bizden daha çok penaltısı vardı yani. Penaltı gibi penaltısı vardı. Galli evet, de zaten arka arkaya gezdik pozisyonları üstüne bizimkini koydu ya hani bunları bu üçüne vermedi buna verdi demeye getirdi yönetmen. Şimdi bazen çaresizlikten kadroda bulunan adamlardan yararlanmak zorundasın. Eğer de, bunu da bana şöyle cevap verebilirsiniz tezimi çürütebilirsiniz. Ya Fenerbahçe takım bu oyuncuyu transfer ettiyse, Galatasaray bu oyuncuyu transfer ettiyse kötü oyuncu değildir. Zaten kadroda bulunuyorsa tabii ki oynayacak. Ama ben mesela eskiye dönüp bakıp da eski duygularla geçmişin futbolda geçmiş diye bir şey yoktur. Geçmişiyle kim yaşarsa her zaman kaybeder. Dünya futbolunda gelecek vardır, Avrupa futbolunda, Türk futbolunda sadece bugün vardır. Biz geleceğe hep yatırım yapıyoruz diyoruz. Şunu yapıyoruz. Hiçbir zaman beceremedik. Bugün abi. Aynen. Futbol bugün. Ben Zayistan Umut, zayıfsa umut bağlayan Fenerbahçeliler'e seslenmek istiyorum. Başta İsmail Kartal'a. Yani bir vefa borcumudur nedir aklında nasıl kaldıysa İsmail Kartal'ın geldiği bir önceki dönemde Zayis'ten çok faydalandım diye. Zayis Fenerbahçe kalibresinde o seviyede bir oyuncu değil benim gözümde. Yani belki de bir alt ligin oyuncusu. Bir de Zayis dediğin oyuncu senin kalktı ben Fenerbahçe'ye gelmek için düşüneceğim sözleşme uzatmak için dedi. Evet, Bazı oyuncular var. falan sürdü o süreç. Bazı oyuncular vardır. Alırsın onun bir sonraki durağı Fenerbahçe'den sonra işte Manchester olur, Barcelona olur. Şey olur Ya Zayt zaten kardeşim sen gelebileceğin, hayal bile edemeyeceğin en büyük kulüpte oynuyorsun şu anda. Yani bir tane oyuncunun üzerine yıkmak da istemiyorum ama bazı oyuncular var Fenerbahçe'de. İşler yolunda giderken görünmüyordu bunlar, sırıtmıyordu. Ama diğer adamların asıl major oyuncuların olmadığı günlerde Fenerbahçe'nin formasını hak etmedikleri ortaya çıktı. Bazı ufak tefek şeyler var. Ben Fenerbahçe takımını beğeniyorum. Çöpe atmıyorum. Hani bazen şey yaparsın, umudunu kesersin. Bazı Beşiktaşlılar bundan bir ay önce bu sezon bizim için çöp artık. Yani hiçbir anlamı yok dediler. Kaçın sırada bitireceğimizin bile anlamı yok diye e, konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Ama Fenerbahçe takımını ben rafa kaldırmıyorum. Fenerbahçe takımında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyorum. Ama ben bunu görüyorum diye eksiklerini söylemeyecek değilim. Hı hı. Yani bugün şampiyonluk oranı veriyor olsam %51 Fenerbahçe yazarım. Zaten diğerlerini sen hangisini yazarsan yaz. Yani benim görüşüm bu anlamda söylüyorum. Gidişata göre, baktığımıza göre de Fenerbahçe-Galatasaray arasında geçecek bir e, yarış görünüyor. Diğerleri arada eşlik edecekler, kopacaklar, gelip gidecekler. Ama ben 51'e 49, Fenerbahçe e, şampiyonluk oranı. E, bu duygusal, benim hiçbir şeyimde, yorumumda duygusallık yoktur, taraf yoktur. Yani kendi Realist düşüncelerimle bunları söylüyorum ama e, bunları söyleyen bir adam olarak da mesela... Ben teknik açıdan Fenerbahçe'nin zayıf olduğunu görüyorum. Teknik yönetim açısından, yani teknik hmm. adam açısından. Şimdi Bulgaristan'daki maça gittim. Buradan 5 saat yolculuk yaptık. Buz gibi bir hava, 24 derece İzmir, gittim oraya 4 derece. Stada girdik 0 derece oldu. Bine yakın Fenerbahçeli vardı statta. Maçtan önce hep beraber bir restoranda oturduk. 300 kişi, 200 kişi yani 1000 kişi anında beraber karanlık sokaklardan böyle. Eski bu tarz Balkan ülkelerinde sokak aydınlatmaları bile yoktur. Hep beraber muhabbet de şeye gittik büyük bir hevesle. Çünkü buradan dedik Bulgaristan'dan bak Baksta'da gösteriyor şu anda. Hı hı. Şeyde de dedik ki büyük bir hevesle gidiyoruz. Fenerbahçe buradan şey yapsın da lider çıksın. Şeyiyle gidiyoruz, edasıyla. Fenerbahçe takımı o UEFA seremonisi yapıldı. O müzikler çalındı. Daha önce ısınma hareket ısınma için sahaya çıktılar. Baktım Fenerbahçe takımı böyle hazırlık maçına gelmiş gibi stadın atmosferi de öyle. Hani basit şey bir stad. Küçük bir stad. Kompakt stad demeyeceğim. Küçük bir stad diyeceğim. Böyle zaten içine atlasan girebiliyorsun. Böyle ta, e, Antalya'da bizim otellerin stadları vardır ya. Hı. Aynı onlar gibi bir stad. Bizimkiler konsantre olamadı herhalde diye düşündüm ilk önce olur. Seremoniye çıktılar. İşte yani klasik anlaşılabilsin de İstiklal Marşı şeyiymiş gibi anlatayım. Orada bir baktım bizim oyuncular bayat balık gibi bakıyorlar. Böyle mutsuzlar, bitse de gidelim. Ya bizim bu soğukta ne işimiz var? Dün havuza giriyorduk, bugün e, paltoyla geziyoruz moduna girmişler. Benim gardım düştü, moralim bozuldu. Yanımdaki arkadaşlarıma dedim birkaç tanesine, biz bu maçı kazanamayız. Ya konuşma böyle amma şeysine. Kardeşim ben kazanacak diye buraya geldim. Aptal mıyım bu kadar yol yapayım? <laughs> sınırdan kapı yani Edirne sınırından yol zaten 4 saat sürüyor yani. Düşünsen bir de nereden geliyorsan İstanbul'dan gidiyorsan 6-7 saat karayolculuğu yapıyorsun. İzmir'den geliyorsan 10 saatin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Bu kadar yola geliyorum. Bilet bulalım diyoruz. Başka şey yapalım. Hani böyle bir birlik beraberlik olsun. Orada şey yap. Baktım Fenerbahçe takımı hiç kazanacak gibi değil. Moralim bozuldu, demonize oldu. İsmail Kartal çıktı. İçeriden geldi yani oyuncular ısındı. O zaman çıkmadı hemen İsmail Kartal'ı çağırdılar. İstanbul grubundan bir şey yaptılar işte Fenerbahçe evladı İsmail Kartal. Baktım hoca da o ruh hal yok. Yani bir, ya kardeşim gel oraya bir milleti bir ateşte senin için oraya bin kişi gelmiş. Sıfır derecede İsmail bir tek seni hiçbir futbolcuyu çağırmadılar biliyor musunuz? İsmail Kartal'ı çağırdılar. Baktım gitti oraya kenarıya oturdu sessizce. Hiç görünmüyor. Kendi kendime dedim ki ya Fenerbahçe takımı dedim. Sahipsiz mi burada dedim ya. Yani deplasmana gelmişsin başka bir ülkeye. Bütün Bulgar televizyonlarında gazetelerde grande Fenerbahçe Türkiye'nin en büyüğü diye başlık atmışlar. Buraya geliyor maça diye. Zaten adamların bir gün sonraki şeyi Türkiye'nin grandını yendik diye hı hı. E, manşetlerde bunlar geçiyordu. Adamlar seni karşılıyorlar. Chelsea gelmiş bu statta oynamış. Real Madrid gelmiş. Bunlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu biliyorsun. Tabii tabii. Seni de aynı sınıfa sokarak böyle karşılıyorlar. Mutluluk içindeler. Stadın yarısından çoğu Türk. Bulgar tribünleri de olsa Türk, Türkler var. Bir tane burada taşkınlık olmadı. Fanatik taraftarları vardır. Herkes Fenerbahçe'nin lay lay lom. Hani uyuttular. Hiç kimse böyle bir taraftar şeyi bile yok. Ama bir baktım. Ya yani orada Fenerbahçe kulübünde çalışan simalarını bildiğimiz 2-3 tane arkadaş. Elleri cebinde kenarda dolaşıyorlar. Ben öğretmen çocuğuyum. Burada hakaret anlamında söylemiyorum. İsmail Kartal kenarda beden eğitimi öğretmeni gibi duruyor. Şimdi kapalı diye markaya girmez. Sümerbank memuru deriz biz. Hani böyle etliye sütlüye karışmayan cinsteki insanlara. Hani o kapandığı için söylüyorum. Biz de oradan taksitle kumaş falan alırdık çocukluğumuzda. Öğretmenler oradan alışveriş yapardı taksitle. <laughs> evet. Alırlar da gömleği ceketi öyle diktirirdik. Ya moralin bir bozuldu Onur. İnanamazsın. Ya dedim sen Fenerbahçe markası. Burada akkam kesiyoruz. Dünyaya res çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Ya Bulgaristan'da Razgrad şehrinde unutulmuş bir şehir, Kay, kayıp şehir, karanlıklar içinde böyle vadinin içinde. Ya benim Fenerbahçe'ye sahip çıkacak bir tane adam yok başlarında biliyor musun? Böyle sessiz, pasif, kendi kendime kahroldum. 43. dakikada stattan çıktım. Ne oyun var? Gol yedik zaten. Ne mutluluk var? Şimdi bu laflarımı da kardeşim oraya kadar gidiyorsun nasıl Fenerbahçelisin? Ne diye çıkıyorsun? Ya bazı şeyler var sen ne kadar ekmek, o kadar köfte. Bana ne veriyorsun? Ben senin için bu, bak nerelere geliyorum. Para harcıyorum. Anlatabildim mi? Yol yapıyorum, riske giriyorum. Bulgar projesiyle muhatap oluyorum. Gümrüklerde bekliyorum. Ama bir gittim, moralim böyle bir bozuldu ki. E, bunları anlatmak istedim. Yani hı hı. bunu fotomaçta yazdım, anlattım. Yazı diliyle anlatma dili çok farklıdır ama... Fenerbahçe'nin bencini de güçlendirmesi lazım. Teknik adamın yanında da güçlü figürlerin olması lazım. Hı. Trabzonspor maçını izledik Fenerbahçe'nin. İzledik mi? Hı. Gözünüzün önüne getirin. 60. dakikalar falan. Meclis toplantısı yapar gibi İsmail Kartal ve yanında 2-3 tane yardımcısı. 4 kişi toplantı yapıyorlar. Yapıyorlar. O anı dakikalarca. Evet. Ama meclisten bir karar çıkmadı. <laughs> Oyuna müdahale edemedi. Maç sonunda. İsmail Kartal işte e, Abdullah Avcı'nın Trabzon takımı uzun boylu santrafonun üzerine bir strateji belirlemiş. O şekilde kardeşim adamınız en azından bir stratejisi var. Senin karşı stratejin Sen 20. dakikaya kadar gördün senin e, stoperlerini dövüyor bu adam. Gördün bir hamle yap bir şeyler yap. Yani zaysa başlıyorsun örnek veriyorum en zayıf halkadan başlamak istiyorum. En zayıf halkaya yükleneceğim artık yapacak bir şey yok. En zayıf halkadan başlıyorum. Hadi başladın. Sen 46. dakikada değiştir, 30'da değiştir ya. Hala Bulgaristan'daki maçta da aynı. Hadi bunları da geçtim abi. Adana Demirspor maçından sonra Fenerbahçe teknik adamı Adana'dan bir bir beraberlikle dönebilmenin büyük bir marifet olduğunu dile getirmemeli. Kalbinden, beyninden geçirebilirsin. Buradan yenilmeden dönmek önemli dersin. Galler'den yenilmeden dönmek önemli miydi? Hepimiz razı mıydık abi? Bir bire. Sıfır sıfıra. Tabii. Razıydık. Bunlar tamam razı olabilirsin ama sen Fenerbahçe takımından bahsediyorsun. Hiçbir takım Adana'da bu deplasmanda bizim gibi oynamadı diye de bir şey hayatta söylemem. Yani sen Fenerbahçe teknik direktör olsam. Yani şunları, Hı -hı. bunların altını çiziyorum. Sezon başından beri aynı şeyleri söylüyorum. Kazanan Fenerbahçede de aynı şeyleri söyledik. İsmail Kartal